İyi akşamlar. Derin Analiz programına hoş geldiniz. Konuğumuz Sayın Yiğit Bulut Bey ile beraberiz. Nasılsınız Yiğit Bey? Sağ olun Hasan Bey, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bize bir filmler gösterirlerdi Yiğit Bey'e. Daha önce Bond filmleri. Hatırlıyor musunuz? Adam, adınız ne dersiniz? Bond, James Bond derdi. Bu İngiliz Araba Alma Teşkilatı'nın ajanı. O dünyayı kurtaran adam olurdu. O teşkilatta dünyayı kurtaran teşkilat oldu ve genelde şöyle biterdi: biri kötü bir adamlar vardı, onlar bombayı patlatacak olurlar, son 007'de bomba patlamadan dururdu Yiğit Bey. Yani tesadüf ki Merkez Bankası da 007 farklı işi durdurdu Yiğit Bey, bomba patlamadı yani. Evet Hasan Bey, şimdi o konudan girmek istiyorsunuz anladım. Ajanla herhalde, ajan geldi, o konudan girelim. Herhalde Bond geldi 007'de, evet, durdurdu. Şaka ile karışık yani, biz de söylüyoruz işte. Bugün bu soru çok soruldu. Özellikle teknik olarak, matematik olarak bu ne anlama geliyordu? 8.17 olan yıllık enflasyon bildiğiniz gibi 7.24'e düştü. Ama Merkez Bankası'nın şöyle bir paradigma tanımlaması vardı diyelim öncesinde. İşte bir puanlık bir düşüş olursa, bir tam puanlık düşüş, o zaman faizde yeni bir düzeltme yapabiliriz şeklinde. Bir tam puanlık düşüş olmadı, 0.93 puanlık düşüş oldu. Yani 8.17'den 7.24'e düştü. Ve Merkez Bankası toplantı yapmaktan vazgeçti. O şey fark için değil mi? O evet, 0.07'lik fark için. Şimdi Hasan Bey, bunları yumuşak yumuşak konuşmak lazım, tartışmak lazım. Ama hiç kimsenin hiç kimseye hakaret etmemesi lazım. Çünkü ben kamuoyunda görüyorum, çok ileri giden yorumlar yapılıyor. Şunu söyleyeyim: 0.07'lik bir matematiksel fark faiz indirimindeki paradigmanın özünü tanımlayamaz. Çünkü faiz indiriminin özündeki paradigma matematiksel bir paradigma değildir. Mantıksal bir paradigmadır. Dolayısıyla faizi düşürürsen enflasyon düşer paradigmasıdır bu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanken Arap Ligi'nde yaptığı konuşmada, önce faizi aşağı çek, arkasından enflasyonun aşağı gelmesini bekle denklemidir. Ama Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada ben bugün tam tersini gördüm. Önce faizi değil, önce enflasyonun düşmesini bekle, düştükten sonra faizi aşağı çek. Şimdi birinde siz aktif oluyorsunuz, yani piyasa sizden etkileniyor. Birinde siz pasif oluyorsunuz, siz piyasadan etkileniyorsunuz. Dolayısıyla regülasyon görevi verilen, yani düzenleme veya market maker, piyasa yapıcı veya piyasanın en büyüğü, en yetkilisi, en etkilisi şeklinde piyasaların yazılı olmasa dahi manevi olarak görmek istedikleri kurumların piyasanın peşine takılması kabul edilemez. Piyasa o kurum ve kuruluşların peşine takılabilir ancak. Dolayısıyla bugün bakıyorum, bakın şimdi grafiği ekrana vereceğim, şimdi herkes görecek. Bugün piyasa faizine bakın. Aktif faiz grafiğine bakıyoruz. Bu tahvil grafiğine bakın mesela, şu anda gördüğünüz 7'nin üstünde. Evet. 7'nin üstünde dahi olsa, bakın en son dönemde gördüğümüz düşük seviye 6.58, yani 6.58'i test etmişiz. Her türlü piyasadaki manipülasyona rağmen bugün kapanış 7.10. Yani politika faizinin hala altında. Evet. Merkez Bankası'nın alt bandı nerede olursa olsun şu anda politika faizi bunun 0.65 üstünde. Demek ki piyasa faizi politika faizinden önce aşağı gelmiş. Yani piyasa organizatör veya piyasa regülatör kurumdan önce adım atmış. Şimdi bir kurum eğer regülatörse ve piyasadan dayak yiyorsa orada bir sorun var demektir. Ve açık söyleyeyim Hasan Bey, merkez bankaları hem piyasadan hem siyasetçiden dayak yemez. Bakın bu söylediğim çok önemli, altını çizerek söylüyorum. Hem piyasadan hem siyasetçiden dayak yiyorsanız orada ciddi bir sorun var demektir. Bunun ciddi anlamda tartışılması gerekir. Ha, matematiksel olarak olaya bakarsak şunu söyleyeyim. Tamamen objektif bir şekilde bunu söylüyorum. İç fiyat artışlarından kaynaklanan bir paradigma tanımlamasıyla faiz indirimi kararı sorgulanamaz. Tekrar ediyorum. Sadece enflasyon referanslı, şu kadar düştü, bu kadar düştü, 0.07 eksik kaldı veya 0.10 artıda kaldı.
daha büyük, daha geniş bir bakış açısını gerektiren bir paradigma tanımlamasıdır. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan birkaç hafta önce bir heyeti kabulünde yaptığı faizle ilgili konuşma bir paradigma tanımlamasıdır. Büyük Türkiye'nin, büyük Türk ekonomisinin 2023 hedeflerinin ve bu 2023 hedeflerine giden Türkiye'nin geçmişte yaptığı hatalardan ders alarak ileriye dönük nasıl bir faiz tanımlayabileceğini veya nasıl bir faiz paradigması tanımlayabileceğini gösteren bir konuşmadır o. Ve onun içinde bir paradigma tanımlaması vardır. Hatta ertesi gün ben bir yazı yazdım gazetede. Bu sadece bir faiz uyarısı değil, bir paradigma tanımlamasıdır diye. Şimdi bugün siz bu kadar geniş veya bu kadar yeni veya bu kadar yeni Türkiye'ye uygun bir paradigma tanımlamasının karşısına hayır olmaz çünkü 0.07 eksik kaldı gibi bir söylemle çıkarsanız burada sizin söyleminiz eksik kalır. Bakın açık söyleyeyim, Merkez Bankası ne istiyorsa söylesin. Ben Merkez Bankası'nın bugünkü tavrından da açıkladıklarından da asla tatmin olmadım. Bunu çok net olarak ifade etmem gerekiyor. 0.07 daha olsaydı biz faizi düşürürdük. Doğru bir yaklaşım değil. İkinci tatmin olmadığım noktayı da söyleyeyim. Toplantının iptal edilmesi bana göre piyasada spekülatif hareketlere ön verebilecek bir sinyal oldu. Toplantıyı yaparsınız faizi düşürmezsiniz. Ama toplantıyı iptal etmek dolar kurunda spekülasyon yapanlar açısından ciddi anlamda bir yukarıdan sat aşağıdan al fırsatı doğurdu. Dolayısıyla Merkez Bankası eğer piyasalardaki enstrümanların değerlerini belirleyebilecek kararları veya belirleyebilecek sinyalleri üreten bir kurum kuruluşsa burada herhangi bir arbitraj doğmamasına yani bir kar imkanı doğmamasına izin vermeyecek şekilde hareket etmelidir. Dolayısıyla ben toplantının iptal edilmesini de doğru bulmadım. Toplantıyı yapıp yine istediğiniz kararı alırsınız ama toplantıyı yapar piyasada bir manipülasyon veya bir spekülatif hareket olmasına izin vermezsiniz. Tekrar ediyorum son olarak konuyu kapatmadan faiz kararı sadece aritmatik, matematik gerekçelerle alınabilecek bir karar değildir. Faiz düşürme kararı sadece iç fiyat artış dinamiklerinden kaynaklanan bir paradigma tanımlayarak alınabilecek bir karar da değildir. Bu çok daha büyük bir resmin sebep sonuç ilişkisidir. Bu çok daha büyük bir sebep sonuç ilişkisinin size yansımış küçük bir parçasıdır. Dolayısıyla bugünkü 0.07 eksik kaldı, kumaş yetmedi. Onun için biz bu kararı alamadık söylemi bana göre talihsiz bir söylem. Ama Yiğit Bey zaten bir 20 gündür bakarsak aşağı yukarı 2.27'lerden pariteydi hızla 2.40'lara kadar 2.45'lere kadar çektiler. Yani Merkez Bankası'nı kendisini köşeye boyattılar. Yani kımıldayatmaz hale getirdiler. Çünkü pariteyi de o kadar çekince yukarı Merkez Bankası iyice korktu. Ama elini belli etmişti zaten. Elini belli ederseniz piyasada size acımıyor Yiğit Bey. Dünyada Hasan her Bey, zaman gördüğümüz şey bu yani. Bakın şunu söyleyeyim. Bu kur korkusuyla yaşanmaz. Buyurun alın nereye istiyorsanız alın. 2.40. Alın 2.50'ye kadar alın. Ben buradan yaklaşık 3 ay önceki programda söyledim. 2.30-2.50 arasına kadar gidebilir. Hangi TL ile hangi dolar alacaksınız? İçeride bu doları yukarı kadar götürecek TL nerede var? Yabancılar Türkiye'den çıkar. Çıkacak nereye gidecek? Bak bugün Avustralya Merkez Bankası da faiz indirdi. Hangi enstrümanda Türkiye'de kazandığı parayı kazanacak? Türkiye'ye alışmış biri hiçbir yere gidemez. Son 3 aydır Türkiye'ye net para girişi var. Yabancı para girişi var. Portföy yatırımı doğrudan yatırım. Nereye gidecek? Ama yabancılar çıkarsa buyursun 2.50'den alsın çıksın. 2.40'dan alsın çıksın kol kesmek istiyorsa. Bu korku ile yaşanmaz Hasan Bey. Korku bir tünel gibidir. Daha önce konuştum. İçinden geçersiniz. Karşı tarafa çıkarsınız. Ondan sonra bu korku kalkar. Ama piyasayı speküle ederler. Doları speküle ederler. Euroyu. Sepet ne oldu? Sepete bakmak gerekiyor. Dolayısıyla Euro dolar paritesi şu anda 1.14.90. Geçen haftalarda hatırlarsanız konuştuk. 1.14.90. Ve bu 1.07-1.08 aralığına gidiyor. Teknik olarak hedefi orası. Şimdi böyle bir euro dolar denkleminde kur 2.39 oldu, 2.40 oldu, 2.43 oldu. Kaç liralık işlemle 2.43 oldu? 10 milyon dolarlık, 5 milyon dolarlık, 20 milyon dolarlık, 100 milyon dolarlık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası 100 milyon dolarlık, 50 milyon dolarlık işlemle etkilenebilecek bir politika olmamalıdır.
100 milyon dolarlık, 50 milyon dolarlık işleme taviz verecek bir Türkiye Cumhuriyeti'nin olmadığının herkesin bilmesi gerekir. Hasan Bey, burası 2001 Türkiye'si değil. Kim nereden ne alıyor, nereden ne satıyor, nasıl yapılıyor, hangi basın kuruluşu ile hangi finansal kuruluşun organik ilişkisi var, hangi haber yapılıyor, arkasından kim nasıl pozisyon açıyor, bütün bunları elektronik olarak takip edebilecek kapasitede bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Dolayısıyla kimlerin nasıl bir spekülatif hareket içinde olduğunu, kimlerin kur korkusuyla kimi dövmeye çalıştığını, kur sopasıyla, kur baskısıyla, kur korkusuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dayak yiyeceği günler çok gerilerde kaldı. Bunu herkes bir tarafa yazsın. Ama kur 2.50 oldu. 2.50 olmasın, 2.40 olmasın, 2.45 olmasın, 2.35 olmasın diye gerekli adımları mı atmayacağız? Ha, burada şu var. Kamunun imkanlarıyla bu kurla ilgili başka adımlar atmak da mümkün. Dolayısıyla kamu bankalarının devreye girmesi, kamunun fonlarının devreye girmesi, başka imkanların devreye girmesi, bu kurla ilgili birçok adım atılabilir. Ama siz bir taraftan sadece Merkez Bankası'na ipi vermişsiniz. Hadi Merkez Bankası çevirsin, bütün piyasa atlasın. Böyle bir şey de yok. Merkez Bankası'na da burada haksızlık etmemek gerekiyor. Kamu bir bütündür. Ve kamu bir sinir sistemi gibidir. Sinir sisteminin parçaları bir bütündür ve birlikte hareket ederler. Dolayısıyla bugün kuru 2.43'e çıkarıp 2.44'e çıkarıp oradan satıp aşağıdan almaya çalışanlar veya 2.27'den 2.30'a kadar toplayıp 2.40'ın üzerinde satmaya çalışanlar, içeride kur sopasıyla faiz dersi vermeye çalışanlar, bunların kim olduğu hepsi bu ekranda görülüyor. Bak bu ekranı, bu ekran gibi daha birçok ekran var. Verin arkaya arkadaşlar, bir görsünler. Burada kim ne alıyor, ne satıyor, nereden alıyor, nereden satıyor, kaça alıyor, kaça satıyor, her şey görünüyor. Bu sadece basit bir hali. Evet. Dolayısıyla onun için hiç aslında korkacak bir şey yok. Evet. Yalnız burada şu... Buyurun alın. Şey, buyurun doları alın. Bakın Yiğit Bey, mesela biz Amerika'yı biliyoruz. Fed karar veriyor ama Fed'in iki tane de takımı var biliyorsunuz yani. Bir kriz kontrol takım, bir de düşüşü kontrol eden iki takımı var. Yani Fed bunları arkadan da destekleyebiliyor. Yani ani piyasa hareketlerine müdahale edebiliyorlar. İşte biraz öncesini söylediğiniz gibi Merkez Bankası yalnız başına bırakmışsınız. Yani onu destekleyecek başka bir kurum olmayınca o da tedirginlik olabilir. Yani biz koru, yani bir kimse için bir şey söylemiyoruz. Yani ama bu tip böyle piyasa, işte dediğiniz gibi 3-5 kuruşluk hareketlerle, işte 3-5 milyon dolar hareketle pariteyi yukarı çekip Merkez Bankası'nın işte sen faiz indiremezsin bak, yoksa sen faiz indirsen bu alır başına gider gibi, hiç olmayacak ters işlem birdenbire maruz bırakılırsa, o da şöyle bir şey var. Yani biraz önce söylediğinizi, öyle bir ekibi yok Türkiye'nin. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bir eksik ayak var gibi bir şey söylüyorum. Yani ayrıca bunu kontrol edecek profesyonel, yani piyasada, direkt piyasaya profesyoneller gibi, piyasada işlem yapan adamlar gibi birilerini de böyle bir tetikte, yani bu kendi ava gidenler var ya, böyle gidip birilerini avlayayım diye dolaşan, onları avlayacak sizin de avcınız olması lazım. Kötü tabirle şöyle sniperlarınız olması lazım. Şimdi sizin yani. Dediğiniz çok doğru. Fed'de iki tane fon var. Ve bu iki fon sürekli piyasada çeken balans yapıyor. Yani denge ve kontrol sağlıyor. Dolayısıyla bu denge ve kontrol sağlaması, o fonların büyüklüğü piyasada manipülasyon yapmak isteyenleri korkutuyor. Türkiye'nin aynı şekilde kamu denge fonlarını kurması lazım. Bunu daha önce çok tartıştım, yazdım. Birçok ortamda anlattım, konferanslarda. Kamu denge fonu. Kamu denge fonu bu tip piyasa hareketlerinde. 100 milyon dolarla kuru 2.44 mi yapıyorsun? Kamu denge fonu bunu sana ödetecek. 30 saniye içinde ters çevirebilecek bir güç. Dolayısıyla bankalar arası piyasada, serbest piyasada, orada burada kim nerede manipülasyon yapıyorsa, zaten kim nerede spekülasyon yapıyorsa, kamu denge fonu buna müdahale edebilecek büyüklükte olup bütün dünya ülkelerinde, modern gelişmiş piyasalarda kullanılan bir müdahale yöntemi. Dolayısıyla Türkiye'nin acilen bir kamu denge fonu kurması gerekiyor. Bunun tartışılması gerekiyor. Ve bu kamu denge fonu haricinde Türkiye'nin bir wealth fonu, yani bir varlık fonu kurması gerekiyor. Varlık fonu ne demek? Türkiye'nin varlıklarını bir fonda toplayıp bu fonlar vasıtasıyla yurt dışındaki varlıklara da yatırım yapabileceği bir imkan ortaya koyması lazım. Örnek veriyorum. 2023 hedef 2 trilyon doların üstü. 2 trilyon doların üstüne şu andaki gayri safi milli hasıla hızıyla matematiksel olarak çıkmamız çok zor. Ama 2 trilyon doların üzerine Türk Hava Yolları gibi 10 tane şirketimiz olursa çıkmamız çok daha kolay. Dolayısıyla
Türk Hava Yolları gibi 10 markanızın olabileceği dünyanın çeşitli yerlerinde yatırımlar yapabilirsiniz. Evet. Hasan Bey, Türk halkı yılda şu andaki bütçeye göre çok küçük kaldı. Türk halkı yılda ortalama 2000 yılından hatta 1994'ten bugün alırsanız ortalama 50 milyar dolara yakın faiz artı ana para ödüyor. Evet. Şimdi düştü ama 50 milyar dolara yakın faiz artı ana para ne demek biliyor musunuz? Dünyanın birçok yerinde Türk Hava Yolları gibi şirket sahibi olabilirsiniz demek. Evet. Ve bu şirketler Türk halkının, bu ülkenin insanlarının malı olacak şirketler. Bakın bugün Katar yatırım fonu var, Norveç yatırım fonu var. Buna karşılık şöyle söyleniyor. Ama Türkiye'de zaten cari açık var. Bir cari fazla yok, yok gibi fon kuralım. Cari fazla olması gerekmiyor. Evet. Türkiye'nin elinde kamunun bu ülkenin vatandaşlarına halka arz yoluyla satabileceği, Orta Doğu'daki yatırım yapmak isteyen fonlara sukuk yoluyla satabileceği, deniz aşırı veya başka birçok ülkeye o ülkenin vatandaşlarına pazarlayabileceği varlıkları var. Bu varlıkları blok satış yöntemiyle değil, halka arz, sukuk veya başka yöntemlerle satıp yine kontrolsizde olmak üzere oradan gelen parayı bir varlık fonunda topladığınız zaman yeni şirketlere yatırım yapma imkanınız oluyor. Hı. Bakın Hasan Bey, Türkiye'ye ilgi çok büyük. Bak, bunu çok net söylüyorum. Bana Amerika'dan her hafta 3-4 tane mail geliyor. Ve görüşmek isteyen şirketler Amerika'nın en büyük şirketleri. Washington'da şu anda birçok şirket randevu bekliyor. Hı. Amerikan Ticaret Odası randevu bekliyor. Gideceğiz, konuşacağız ve bir Türkiye konferansı düzenleyeceğiz. Türkiye'ye ilgide bir sorun yok. Evet. Türkiye'ye Orta Doğu'dan girmek isteyen birçok fon var. Avrupa'dan girmek isteyen, Amerika'dan girmek isteyen. Ama biz bu fonlara verebilecek enstrümanlara sahip miyiz? Evet. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Orta Doğu'dan para gelsin. Orta Doğu'dan para gelsin de Orta Doğu'ya yönelik kaç tane enstrüman var elinde? Ne satacaksın? Evet. Bakın Cumhurbaşkanı bastıra 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 en sonunda kamu bankalarının katılım bankası açması ile ilgili adımlar atıldı. 5 yıldır Sayın Başbakanken Sayın Cumhurbaşkanı uğraşıyor. Hep bunlarla uğraştı. Ve 5 yılın sonunda Sayın Cumhurbaşkanı olduktan sonra geldiğimiz nokta bu. Enstrüman yok. Katılım bankacılığı yapıyorsun. Nerede yapıyorsun? Londra Metal Borsası'nda yapıyorsun. Evet. İngiliz'e her gece komisyon veriyorsun. Kendi ülkende katılım bankacılığı yapıyorsun. Hocam. İngiliz'e komisyon veriyorsun. Fetva alıyorsun. Türkiye'de fetva kurulu kuralım dediğin zaman Türkiye'ye şeriat mı gelecek diye ayağa kalkıyorlar. Şimdi artık bu eski kafaların bitmesi lazım. Evet. Eğer burası finans merkezi olacaksa Ataşehir'e 4 tane bina yapmakla bu iş olmaz. Binanın içine koyacak enstrüman lazım. Orta Doğu'ya pazarlayacak enstrüman lazım. Evet. Avrupa'ya pazarlayacak enstrüman lazım. Rusya'ya pazarlayacak enstrüman lazım. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı hep eleştiriyoruz. Şunu da söylemek lazım. Biraz önce çok açık ve net söyledim. Piyasanın içindeki regülatör kurumlar sinir sistemi gibidir. Hı. Ve bu regülatör kurumların tamamlayıcı parçaları olması gerekir. Biraz önce konuştuk işte kamu denge fonları gibi. Hı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın sizin söylemiş olduğunuz gibi paradigmayı tanımladığında, bakın evet son bir dakika haber var. TMSF Bank Asya'ya el koydu. Başta İstanbul olmak üzere bankanın merkezlerinde emniyet görevlileri şu an itibariyle çalışma yapıyor. Çok uzun zamandır tartışılan bir konu zaten bildiğiniz gibi. Şu an itibariyle sonuçlanmış oldu. Son dakika haberini geçiyoruz. TMSF Bank Asya'ya el koydu. Yılan hikayesinden önemli bir konu Bank Asya hikayesi. Bank Asya'nın hisselerinde çok ciddi manipülasyonlar yapıldı. Çok ciddi spekülasyonlar yapıldı. Tahtalar kapandı, açıldı. %21 yukarı yaptı, %21 aşağı yaptı. Yüz binlerce küçük yatırımcıyı, amatör yatırımcıyı Bank Asya tahtasında mağdur ettiler, soydular. Evet. Herkes dedi ki ne oluyor, ne oluyor? Ne olduğu ortaya çıktı işte. Türk Devleti gerekli kurumlarıyla gerekli soruşturmaları yaptıktan sonra, bankanın mali durumunu inceledikten sonra ortaya çıkan sonuç şu an itibariyle son dakika olarak geçiyor. Bakın, evet. Hasan Bey, bankacılık çok hassas bir konudur. Evet. Ve bankacılık benim çevremdekilere kredi vereyim, benim çevremdekileri fonlayayım mantığıyla yapılmaz. Bu ülkede bankalar niye battı? 18 aile bu ülkenin 50 milyar dolarına mal oldu. Niye? Çünkü geçmişte banka ruhsatları 90-2000 arasında
Evet. Fonu fazla olup, fonu dışarı aktararak kredi verme ihtiyacı olanlara değil, tam tersi, şirketlerini fonlamak için banka kurmak isteyenlere verildi bankacılık ruhsatları 90'lara kadar, hatta 2001 krizine kadar. Ve fon fazlasını vermek isteyenler, satmak isteyenler değil, fon eksiğini banka ruhsatı alarak tamamlamak isteyen o dönemin siyasetçilerine yakın aileler banka sahibi oldu. Evet. Şimdi bunları açık konuşalım. Başbakanların kankaları, eski cumhurbaşkanlarının akrabaları, eski başbakanların akrabaları, bakanların medya patronları, bunlara banka ruhsatı verildi. Bakın, banka ruhsatı çok önemlidir Hasan Bey. Siz birine diyorsunuz ki sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına vatandaştan mevduat toplama yetkisine haizsin. Bundan daha önemli bir yetki var mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına vatandaştan mevduat toplama yetkisine haizsin. Bundan daha önemli bir yetki yok. Dolayısıyla bu yetkiyi verdiğiniz kişinin, kurumun, şirketin, kime verirseniz verin, fon fazlasını vatandaşa satacak, pazarlayacak mantıkla hareket etmesi gerekiyor. Kendi şirketlerini fonlayacak mantıkla değil. İşte ortaya böyle sonuçlar çıkıyor. Katılım bankası da olsa, normal bankada olsa, en sonunda devletin kucağına kalıyor. Şimdi bu devletin kucağına kalan faturayı kim ödeyecek? Yine siz, biz ödeyeceğiz. Siz ödeyeceksiniz, ben ödeyeceğim. Aldığınız maaştan peşin kesilen vergi şu bankanın devlete ve millete verdiği zararı ödemek için kullanılacak. Evet. Yani o bütün sefa, o bütün yapılanlar, bütün o bankanın kaynaklarıyla fonlananlar, bütün bunların maliyeti yine bu vatandaşın sırtına kalıyor. Dolayısıyla bir süreç yani. Tahsili de uzun bir süreç yani. Abi şunu söyleyeyim. Şöyle diye düşünebilir, o zaman evlet el koymasın. Hayır. El koymadığınız zaman bu bir kanserli yara gibi. Bütün sistemin içine yayılıyor. Ve bütün sistemi kendine benzetmeye çalışır. Evet. Ve bütün sistemde gepler, delikler açmaya başlar. Dolayısıyla bankacılık sisteminde mutlaka ve mutlaka habis tümörlerin, evet, acele kotarize edilmesi, yani evet, kesilip çıkartılması gerekir. Çünkü bankacılık sistemi çok hassas bir sistemdir Hasan Bey. Ne olacak ki, bir de Lehman Brothers battı, dünya yaşadığı en büyük krizi yaşadı. Tekrar edelim son dakika haberini. TMSF Bank Asya'ya el koydu. Başta İstanbul olmak üzere bankanın merkezlerinde emniyet görevlileri şu anda çalışma yapıyor. Evet. Tabii şu açıdan da çok önemli. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kafa tutan bir paralel örgütün finans kaynaklarının nereden olduğunun ortaya çıkması gerekiyor. Evet. Ve bu finans kaynaklarının nasıl ve nereden geldiğinin ortaya çıkması bu örgütün çökertilmesi açısından çok önemli. Evet. Parayı takip edemezseniz, evet, onu her zaman söylüyorum, hiçbir şeyi anlayamazsınız. Evet. Parayı takip edemezseniz sebep sonuç ilişkisini kuramazsınız. Paranın izini takip edeceksiniz. Dolayısıyla eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kafa tutan, başka ülkelerin gizli servisleriyle işbirliği yapan, Sayın Cumhurbaşkanı açık seçik söyledi ismiyle, başka ülkelerden beslenen ve küresel bir finans ağı içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maddi manevi iliklerine kadar işlemek suretiyle devletin seçilmiş başbakanına, seçilmiş cumhurbaşkanına, seçilmiş siyasetçilerine, bakanlarına iftira, şantaj, montaj, tehdit yoluyla devletin en gizli konuşmalarını dinleyerek, sonra başka güneydeki bir ülkeye servis ederek veya başka küresel sistemin espiyon ve kontra espiyonaj şirketlerine satarak veya gizli servislere satarak veya vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içten ve dıştan çökertmeye çalışan bir örgütün finansal kaynakları mutlaka ve mutlaka sonuna kadar tespit edilmek zorunda. Bunun altını bir kere daha çizmemiz gerekiyor. Evet. Masum görüntü. Ben, biz gazetecilik yapıyoruz, biz bankacı. Hiçbir masumiyet karinesi altına sığınılması mümkün değildir Hasan Bey. Evet. Biz kimlerin nasıl bankacılık yaptığını, kimlerin nasıl gazetecilik yaptığını, çok iyi bilenlerdeniz. Evet. Dolayısıyla hiç kimse hikaye anlatmasın. Evet.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti habis tümörleri sistemin içinde kendini tehdit eden habis tümörleri ülkenin geleceği, sağlığı için kotalize edecek güçte ve kabiliyettedir. Ha, daha önce bu güçte ve kabiliyette miydi? Asla değildi. 2001 krizinde 5 milyar dolar için Türkiye'yi sırt üstü yatırdılar, üstünden geçtiler. Evet. 5 milyar dolar için. Onun için herkesin bence olanları bir kere daha düşünmesinde yarar var diyor. Evet, hakikaten o söylediğiniz biraz acı geliyor Yiğit Bey. Mesela Yunanistan'da seçimler oldu. 400 küsür milyar dolar borç diyor ki adam, şu kadarsını çilerseniz sizinle otururum konuşurum. Yani o zaman Yunanistan kadar bile olamam. Düşünsenize 5 milyar dolar için ne hallere geldiğimizi. Yani bizden 7 kere küçük bir Yunanistan'ın bu şey için pazarlığına bakın. Şu kadar 100 milyar dolara indirin diyor yani. Ondan sonra oturalım konuşalım diyor. Yani böyle bir cesaret gösterebiliyor Yunanistan. Biz onu da gösterememiştik değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani bunu söylüyoruz tekrar tekrar da o gün ne günlerden geldiğimiz bilinsin diye söylüyoruz. Yani bir tane IMF değil mi? Dünya Bankası'ndan mı gelmişti? Yani gelip de yani şunları yapacaksın, şunları yapacaksınız bir diye. Bir şey, bir araya girebilir miyim? Bakın. Şöyle yorumlar yapılıyordu. İşte Bankasya'ya el konulursa sistemik risk ortaya çıkar, şöyle olur, böyle olur. Şu anda Amerika'da işlem gören dolar TL kotasyonlarını söylüyorum. Evet. Haber gelmeden önce 2.39.50 idi. Evet. Şu anda 2.39.35. Evet, yani kur düştü haberden sonra. Dolayısıyla işte şuna el koyarsanız sistemik risk çıkar. Bankacılık sisteminde büyük riskler ortaya çıkar. Böyle olur, şöyle olur falan, bunların hepsi hikaye. Evet. Tam tersi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekli adımları atabilecek kabiliyette olduğunu gösterdiği için sistemik risk çıkmaz. Evet. Sistemik riskin olmayacağını anlayan iç ve dış yatırımcılar güven katsayılarını daha fazla arttırırlar. Onları biliyoruz zaten. Şimdi Türkiye'nin şimdi... Hasan Bey biz biliyoruz ama piyasada bunları ciddi anlamda speküle ediyorlar. Ama bakın biz biraz önce siz bu konuya çok güzel bir taraftan girdiniz. Yani Türkiye'nin elinde enstrümanlar olması lazım. Bir de başka kurumlar da oluşturulması lazım. Yani bunlar oluşturursa güçlenirsiniz. Yoksa böyle... Yani sabah herkesin önünde gezerseniz, üstünüze de hedef 12 yazarsanız biri sizi vurur. Yani Merkez Bankası da kusura bakmayın ama son birkaç aydır öyle geziyor. Yani benim vurun vurun diye geziyor yani. Bu kadar da ortaya çıkıp da üstünüze hedef gösterirseniz sizi vuracaklar yani. Çünkü çok açık verdiniz, konuşarak açık verdiniz. Hiç olmazsa konuşmayın bir şey. Yani siz niye diyorsunuz ki ben 4 Şubat'ta bilmem ne toplantısı yapacağım demezsiniz. Ölçtüm çıkmadı, yürü gidersiniz. Bakın ne zaman Merkez Bankası bir toplantı yapacak olsun, öncesinde şeyleri, kuru yukarı çekiyorlar. Ama bakın tarihlerine, kuru ne zaman yukarı çekmişler? Hep toplantılar önce kuru yukarı çekiliyor. Neden? Merkez Bankası'nın eli zorlaşsın, faizi indiremesin diye. Bir de şu var Yiğit Bey, normalde faizler düşerken hani şunu şöyle kullanıyorlardı. Bakın ne kadar siz buna dalgalı kur deseniz, hani onu piyasa belirliyor deseniz de piyasayı zaten belirleyenler belirliyor. Yoksa piyasanın kendi dinamikleri içinde olmuyor. Bu emme basma tulumba gibi, hani parite yukarı giderken faizler yukarı gitti, parite aşağı giderken faizler aşağı geldi. Emme basma 2008'e kadar hem sağdan hem soldan, yani iki taraflı bir sıkıntı altına girdik. Yani işte burada Merkez Bankası'nda biraz dikkatli olması gerekirdi. İki yerden de öpmez. Hiç olmazsa dediğiniz gibi en baba yiğit davranılacak yer kuru ne yaparsan yap demek olacaktı. Merkez Bankası bunu hiç diyemedi Yiğit Bey. Diyemeyince kur baskısıyla Merkez Bankası'nı da hareket etmeye zorladılar. Neyse o zamanlar geçti. Bu da son olur herhalde. Bundan sonra da muhakkak artık kendi yoluna girecektir. Çünkü hiç olmazsa artık bundan sonra 007 James Bond bu işe karışmayacaktır. Bu arada kur, yani. Hasan Bey tekrar ediyorum. Eğer Bankasya'ya el konursa şöyle olur, herhangi birine el konursa böyle olur, sistemin içine müdahale edilirse şöyle olur diye aylardır yazıp çiziyorlar. Evet. Şu anda Amerika'da ve dünya piyasalarında, açık olan piyasalarda işlem gören Türk lirası kotasyonlarını söylüyorum. Evet. 2.39.33 alış, evet. 2.39.48 satış. Yani evet. 2.40'ın altında işlem görüyor şu anda. Evet. Ve şunu da söyleyeyim. Kur korkusuyla atılması gereken adımların hiçbirinden vazgeçilemez. Dolar mı alacaksınız? Buyurun alın. Evet. Alın nereye kadar istiyorsanız alın. Bak piyasa burada. Evet. Siz dolar korkusuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit edemezsiniz. Evet. Buyurun alın. Hangi TL ile ne kadar dolar alacaksınız? Evet. Bunları bilmeyenlere anlatın.
Şimdi tabii bir şey var. Mesela Türkiye'nin gücü yarım yarım biliniyor. Tasarruf olarak zaten ciddi tasarruf var Türkiye'nin. Yani geçenlerde bu işlere muhalif olan bir eskiden banka genel müdürlüğü yapmış bir arkadaş bile dayanamadı, söyledi. Yani ne tasarrufsuz, yani Türkiye tasarruf mu ediyormuş etmiyormuş gibi. Aman ama öyle bir şey söylemeyin. 3500 ton altın var dedi Türkiye'de dedi. Yani dikkat ediyor musunuz? 3500 ton altın öyle az değil. Bu normal sözle söylenen kapalı çarşıdakilere göre de bu 5000 ile 6000 ton arasında. Yani halkın üzerindeki altından bahsediyoruz Yiğit Bey. Yani milletin kendi üzerinde o kadar büyük bir tasarruf var. Yani bu altında olan tasarruf bir ciddi. Yani bunu da elden böyle kolay kolay çıkartmıyor. Şimdi bu şunu gösteriyor. Yani bu toplum tasarrufunu yapmış, sağlamdırıyor. Merak etme yani o az miktar bir az miktarda sayılmaz. Yani bugün gitsek Yunanistan'ın borcunu neredeyse öderiz gibi bir şey bu. Hasan Bey, evet. Şu anda Türkiye'de bankacılık sistemi içinde vatandaşların 1,5 trilyon TL birikmiş parası var. Yurt dışındaki paralar hariç, altınlar hariç. Dolayısıyla buna dövizleri de eklediğiniz zaman Türk vatandaşlarının çok ciddi anlamda bir birikimi var Türkiye'de. Ama ne alacak? Ne alacak? Onu söylüyoruz. Ne satacaksınız? Ne satacaksınız? Türk vatandaşlarının bankacılık sistemindeki parasıyla bir mal almak istediğinde ne satacaksınız? Onun için bir an önce özelleştirmede paradigmaların tanımlanması ve blok satış değil. Blok satış halkın birikiminin olmadığı ekonomilerde yapılan en kolay ve en abes özelleştirme yöntemidir. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gelir blok olarak bir yeri satın alır. Ama alırlar öyle gitme. Halkın birikimi olan yerlerde. Ya bakın mücadele ettik. 2001 yılında Türkiye'de blok satış doğruydu. Evet. 2002'de doğruydu, 2003'te doğruydu. Ama 2008'den sonra blok satış doğru değil. Evet. 2008'e kadar olan blok satışlarda mantıklı bazı sebep sonuç ilişkileri kurulabilir. Ama halkın birikiminin 2008'den 2014'e, 2015'e ciddi anlamda arttığı ve parasını değerlendirecek, alacak mal bulamadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Birçok insan çaresizlik içinde faiz de almıyorsa bankada parasını boşta tutuyor Hasan Bey. Bu insanlara enstrüman kurgulamak zorundayız. Otoyol mu satacağız? Santral hissesi mi satacağız? BOTAŞ'ın hissesini mi satacağız? Makine kimyayı mı satacağız? Ama bunları yapmak zorundayız. Şimdi eğer siz vatandaşa satacak, yani kendine gelir getirecek bir enstrüman vermezseniz vatandaşın parasını bankacılık sistemine esir edersiniz. Zaten öyle değil mi? Onu bilmiyor muyuz öyle oldu? Söylemiyor muyuz zaten? Burada son dakika haberini tekrar edeyim izin verirseniz. Çok önemli yeni açanlar için. TMSF yani Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankasya'ya el koydu. Dolayısıyla bu çok önemli bir haber. Son dakika haberi olarak geldi. Burada Hasan Bey çok açık ve net bir şey söyleyeceğim. Bakın. Evet. Bunu ben bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Ve bu söylediğimin bir sonucu varsa sonucuna da razıyım. Bak altını çizerek söylüyorum. Bu bankanın devletin sırtına yıkılması için içeriden ve dışarıdan, bürokrasiden, özel sektörden, her yerden inanılmaz bir çalışma yapıldı. Ve bütün bu çalışmaya Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek başına karşı koydu ve bu enkazın devletin üstüne yıkılmaması için tek başına sonuna kadar savaşarak bu enkazın karşısında durdu. Dolayısıyla gelinen nokta çok açık. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere daha haklı çıktı. Nasıl ki faiz konusunda itirazında haklı çıktıysa, Arap Ligi'nde yaptığı konuşma bir paradigma tanımlamasıysa, bu konuda da yaptığı itirazında bir kere daha ne kadar öngörülü olduğunu bize gösterdi. Bakın, kriz Türkiye'yi teğet geçer dedi. Akıllarınca teğet lafıyla üzerinde günlerce konuşarak, lafı küçülterek teğet lafının halkın gözündeki anlamını yitirtmeye çalıştılar. Tezi küçülttüler. Kriz Türkiye'yi teğet geçti. Yüksek faiz, yüksek enflasyon, bu bir sebep sonuç ilişkisidir. İlk önce faizi aşağı çek, sonra enflasyon aşağı gelir dedi. Uygulanan yöntemle son 30 ayın, hatta son bütününe bakarsanız son 4-10 yıllık sürecin en düşük enflasyon verileri ortaya çıktı. Düşen emtia fiyatlarıyla birlikte. Bu enkaz devletin sırtına kalamaz dedi. Bunda da haklı çıktı. Şimdi bir devlet adamı
ekonomik öngörülerinde haklı çıkıyorsa ve bu ekonomik öngörülerin haklı çıktığı öngörülerin tamamı o ülkenin vatandaşlarının lehine ise, bunu muhalefet başta olmak üzere herkesin düşünerek sahiplenmesi gerekir Hasan Bey. Faiz düşsün dediğimiz zaman devletin, milletin, vatandaşın parası 5000 gerçek ve tüzel kişinin cebine transfer edilmesin diye konuşuyoruz. Faiz düştüğü zaman veya çıktığı zaman para benim cebime girmiyor. Ama bu ülkenin teriyle para kazanan insanların parası 5000 gerçek ve tüzel kişinin cebine transfer olmak yerine okula, hastaneye, yola, suya, havalimanına, elektrik barajına, ona buna dönüşüyor. Evet, köprüye dönüşüyor, tüp geçide dönüşüyor, neyse. Dolayısıyla faiz düşsün demek üzerinde tartışılacak bir konu değil. Bu ülkeyi seven herkesin söylemesi gereken bir şey. Faiz düşsün arkadaş. Herkesin. Ben bir şey daha söyleyeyim, bir vatandaş olarak söylüyorum bunu. Muhalefet partilerinin faiz konusuna hiç girmemeleri beni hem korkutuyor hem çok ciddi anlamda düşündürüyor. Bence daha çok korkutmadan ziyade düşündürüyordur gitmesi. Niye korkacaksınız? Bir vatandaş olarak şu açıdan korkuyorum Hasan Bey. Bu ülkede faiz lobisi bu kadar mı güçlü? Muhalefet korkudan faiz konusunu hakkında konuşmuyor. Ülkede değil, dünyada güçlü faiz lobisi Yiğit Bey, yani niye ülkede olsun ki? Çünkü şöyle bir şey var. Bakın, siz oturduğunuz yerden para kazanmak istiyorsanız bir tarif yapacaksınız. Bu faizin adı olacak Yiğit Bey. Enflasyon diye bir şey uyduracaksınız. Karşılığına diyeceksiniz bunun karşılığı faiz diye. Yoksa oturduğunuz yerden siz para kazanamazsınız Yiğit Bey. Çünkü o zaman bankacılık diye bir şey olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bankacılık nasıl bir bankacılık olması lazım geldi, o yeniden tarif. Bence 21. yüzyıl bunu yeniden tarif edecek Yiğit Bey. Çünkü bu o kadar, bu faiz istediğiniz kadar matematik olarak küçük tutun faizi. Bu birkaç yüzyıl sonra en kötüsüyle bütün her şeyin bankacılığın, yani bütün her şeyin sahibinin bankacılar olmasına neden olur. Yani faiz dediğiniz an her şeyi tutup götürüp bankacıların eline veriyorsunuz demektir. Bakın, Amerika'da beceremediler. Hırsları akılların önüne geçti Yiğit Bey. Gene vergi verenlerin paralarıyla kurtarıldı bankalar. Yine çalışan, terleyenler o bankaların şeylerini ödedi, borçlarını ödedi. Yani şu anlamda. Yani yine onlara fırsat tanındı. Battıklarıyla kaldılar. Kime gitti paralar? Hem maaşları aldılar. Hiç kimse de hesap vermedi Yiğit Bey. 12 kişiyi komisyon karşısına koydular. Hiçbir tanesi ceza almadan kalktı gitti. 2 tane adam buldular. Para batırmış kendi başına. Onlar da bu kurumlara ait değil adamlar. Onları içeri attılar. Ama bu kurumların, yani büyük kurumların başında olanlar, bankaların ve aracı kurumların başında olan adamlar sadece hatalıydık deyip kalkıp gittiler Yiğit Bey. Yani en son bunların ağababaları Fed'in başkanı, o da öyle dedi, ne yapalım dedi, yanılmışım dedi, kalktı gitti Yiğit Bey, bir şey söylemedi. Çünkü bugüne kadar tarihte Merkez Bankası başkanı yapıp da doğru veyahut yanlış yaptım diye, veyahut en azından yaptı, yanlış yaptı diye alıp içeri konmadı kimse, veyahut hesap da vermedi Yiğit Bey. Yani şimdi o, bu böyle bir kolaylık da sağlanmış biliyorsunuz merkez bankalarına. Yani hesap vermen yok işte, en fazla yanılırsın işte, faizi geciktirdin, indirdin, indirdin. Ama bakın, bu faiz lafı 21. yüzyılını pek kaldıramayacak Yiğit Bey. Çünkü artık bunun en başındaki dedi ki, bu gelir dağılımı bu kadar bozuk. Bu artık bu gelir dağılımı bu kadar bozuksa bu işleri sürdürmek çok zor dedi. Artık bir yerden sonra bu insanların elinde bu kadar, sadece fonların elinde, bilmem nelerin elinde para birikti diye bir, herkes insanları para verecek adamlara köle diye çalışamaz Yiğit Bey. Bakın, dünyada dönen aset dedikleri 110 trilyon dolar dönüyor Yiğit Bey. 110 trilyon dolar. Yani birileri bu paranın sahibi. Anlatabiliyor muyum? Yani buradan bakarsanız 40 trilyon doları Amerika'da, 35 trilyon doları Avrupa'da, geri kalanı da dünyada dönüyor bunun. Bu kadar büyük paralar dönüyor. Hatta daha önceki bir programda söylemiştik, gene söyleyelim. Bir dünyada bir değişiklik var. Bu havai fişeklere dikkat edin. Vergi cenneti adalarda onlar bir topladılar. Dediler ki, bak biz 15 senedir takip ediyoruz. 400 bin hesapta 32 trilyon dolar var dediler. Düşünün, insanların üzerinden 32 trilyon dolar bu adalara transfer edilmiş. Birileri de bu 32 trilyon doları kullanıyor. Bunları öncelik edenlerden bir tanesini Lüksemburg'un başbakanı Yiğit Bey, onu getirdiler. Avrupa'ya başkan yaptılar. Yani şeye bakarsanız, sistem kendi içinde nasıl destekliyor kendini. Yani Lüksemburg'da başbakansınız ve sordukları zaman, ya dediler, siz Lüksemburg bu kadar çok parası nereden var? Bir sürü sizin üzerinden, bizden bir sürü şirket az vergi vererek ayakta kalıyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ya bizim kanunlarımız böyle dedi. Ve bu
burayı kullanan, bu yolları kullanan şirketler bugün dünyanın dev şirketleri Yiğit Bey. Şimdi dev şirketleri bu kadar kaçıracak, ondan sonra ne olacak? Bu kadar çok parayla ne yapacaklar zannediyorsunuz ki? O zaman bakın şunu yapıyorlar. Bunu öbür türlü nasıl çalıştırırız? Bunu faizle veririz, bu parayı satarız. Bakın ben size söylüyorum. Bugüne kadar sokaklarda yürüyen gördünüz mü? Eline alıp da bayrağı. Biz bu kredi kartı gecikme faizleri niye yüksek diye hiç duydunuz mu siz yürüyen? Hiç duydunuz mu Yiğit Bey? Yani hani alıp böyle ya bu kredi kartı, bakın kredi kartlı borçları ödenmiyor diye kimlerin başına neler geliyor? Hiç konuşulduğunu gazetelerde falan yazıp ettiğini görüyor musunuz siz? Geçen bir kadının bir tanesi kendini bıçaklıyordu Yiğit Bey. Gezi olayları sırasında şöyle bir açıklama yaptım. Dedim ki gezi olayları sırasında eğer orada yürüyenler adına konuşan Taksim Dayanışma Platformu muydu? Taksim bir neyse. Evet, işte. Neyse evet. Arkadaşlar şu cümleyi söylesin, ben de onlara katılacağım. Evet. Kredi kartı faizi, hani saydılar ya maddeler, bunların evet, yapılmasını evet, istiyoruz diye. Kredi kartı gecikme faizi, TEFE artı TÜFE artı büyüme ortalaması olarak kanunla düzenlensin, talebinde bulunsunlar, ben de katılacağım dedim oraya. Evet. Adı bile geçmedi. Adı bile geçmedi. Geçmedi. Çünkü sokaklarda o yürüyenlerin ve onları sokaklara sürenlerin derdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hesaplaşmaktı. Bakın sokaktaki insanın derdiydi demiyorum. Evet. O insanları o hale getirip sokaklara sürenlerin derdi Türkiye Cumhuriyeti ile hesaplaşmaktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesiyle hesaplaşmaktı. Liderin açtığı yolda gitmesiyle hesaplaşmaktı. Türkiye'nin önünü kesmekle hesaplaşmaktı. Evet. Hasan Bey bakın bugün Türk Hava Yolları gibi bir markamız var. Bu sayede bu ülkeden yüz binlerce milyonlarca insan dünyanın birçok yerine uçuyor. Çevreden başka ülkelerden birçok insan buraya gelip buradan uçuyor. Dünyanın en büyük hub'ı olmaya doğru gidiyoruz. Hı. Ulaşım hub'ı. Bunu 3. havalimanı ile desteklediğiniz zaman Avrupa'daki Frankfurt'taki hub İstanbul'a kayıyor. Hı. Bugün dünyanın en büyük enerji hub'ı olmaya gidiyoruz. Hı. Hazar bölgesi enerji hub'ı Türkiye'ye taşınıyor. Başta TANAP olmak üzere. Kuzey Irak'taki enerji potansiyeli Türkiye'ye taşınıyor. Yine bir hub ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'yi bir uçak gibi düşünün. Bir kanadı Hazar bölgesi, bir kanadı Kuzey Irak bölgesi. Evet. Ama Cumhuriyet kurulurken misak-ı milli sınırları dışında bırakılarak Cumhuriyet'in kurulmasını kabul etmişti İngilizler. Nerelerin? Petrol ve gaz bölgelerinin. Evet. Şimdi gerçek misak-ı milli ruhu işte şimdi hayata geçiyor. Evet. İçinde enerji olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçek misak-ı milli ruhunu yansıtamaz. İçinde nükleer enerji olmayan, içinde gaz olmayan, içinde petrol olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçek misak-ı milli sınırlarına ulaşamaz. Ama bugün büyük çözüm süreci Kuzey Irak Türkiye arasındaki işbirliği, Hazar Türkiye arasındaki işbirliği, Azerbaycan Türkiye TANAP boru hattı, aşağıdan gelen boru hatları Türkiye'yi gerçek misak-ı milli sınırlarına ulaştırıyor. Bakın o bölgelerin Türkiye'ye fiziki olarak katılmasından bahsetmiyorum. Kimse lafı tersinden anlamasın. Düz okusun cümleyi. İşbirliği ve entegrasyondan bahsediyorum. Dünyadaki yeni yapılanmalar işbirliği ve entegrasyon üzerine, karşılıklı entegrasyon üzerine kurulacak. Asimilasyon değil, entegrasyon. Alman Dışişleri Bakanı vardı Otto Schily. Ya da İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı olması lazım. Şöyle söylemişti. En iyi entegrasyon asimilasyondur. Evet. Otto Schily'nin mantığı buydu ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman bu mantıkla hareket etmedi. Osmanlı İmparatorluğu 600 sene hükmetti. Balkanların bir kısmına 300 seneden fazla hükmetti. 500 seneye yakın hükmettiği bölgeler var. Yunanistan 450 hiçbir sene. Zaman asimilasyon yapmadı Hasan Bey. Bak Ruslar Orta Asya'yı 60 sene işgal ettiler. Herkes Rusça konuşuyor. Yunanistan 450 sene dediğin gibi Osmanlı işgalinde kaldı neredeyse. Osmanlı işgal de değildi aslında o. Osmanlı entegrasyon bölgesi içinde kaldı. Yani Pax Ottomana içinde kaldı. Büyük Osmanlı barış bölgesi içinde kaldı. Hiç kimse Osmanlıca konuşmuyor Yunanistan'da. Evet. Bak bu önüne çok önemli. 60 senede Orta Asya'da ana dil Rusça oldu okullarda. 450 senede Balkanlarda Osmanlıca konuşmayı kimseyi zorlamadı Osmanlı İmparatorluğu. Herkes yine kendi dilini konuştu. Çünkü o Pax Ottomana'ydı. Yani Osmanlı barış bölgesiydi. Şimdi bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı o. Kollarını açtığın zaman
Misak-ı Milli enerji bölgelerine ulaşıyorsun. İlle Misak-ı Milli sınırları içine katılması gerekmiyor. İş birliğiyle de o enerjinin buraya transfer edilmesi mümkün. Ve bu iş birliğinin enerjinin transfer edilmesi için büyük çözüm süreci, büyük barış süreci. Bu çok önemli. Bir de ben şunu anlamıyorum Yiğit de, yani Misak-ı Milli diyorsunuz da şöyle bir şey var. Yani dünyada siz haritalara, dünya böyle bakarsanız yani zaten fiziki haritalarda öyle bir çizgimiz gibi gözükmüyor Yiğit Bey. Yani öbür türlü siyasi harita filan, siyasi bir dünyaya bakarsanız o çizgiyi görüyorsunuz. Ama mesela bir zaman makinesine koyun, çalıştırın, onları değişiyor. Şöyle bir şey, zaten daha çok güç merkezleri çıkıyor. Güç merkezleri derken belirli bölgelerde oturmuş insanların ortak düşünerek, ortak hareket ederek diğerleriyle beraber, etrafıyla beraber daha fazla menfaat sağlayıp daha da zengin, daha refah yaşaması için geçilen şeyler bunlar. Yani daha Perslerden bakarsanız böyle, yani İskender'e bakarsanız böyle, Roma'ya bakarsanız böyle, arkasından Selçuklu'ya, Osmanlı'ya bakarsanız böyle, bugün hani üzerinde güneş batmayan imparatorluk dediğim İngiltere'ye bakarsanız öyle, İngiliz adada, küçücük bir adada oturan adamların Hong Kong'da ya işte Afrika'nın güneyinde orada burada ne işleri var? Orta Doğu'da ne işleri var? Yani orada niye asker gönderdiler? Yani Sudan'da, Somali'de ne askerleri olmuş? Yani gidip oralarda niye savaşmışlar? Onları kimse sorgulamıyor. Hani bugün İngiltere'nin buralarda ne işi var? Amerika'nın burada şu kadar, dünyanın bilmem kaç bin tane yerinde üssü var diye kimse sorgulamıyor. Yarın öbür gün siz bir şey söylerseniz, sen işte Misak-ı Milli sınırlarının içinde oturuyor. Biz gene oturuyoruz. Bizim bir şeye gittiğimiz yok ama etrafımızda da huzur olsun istiyoruz artık Yiğit Bey. Ya yeter artık bu çektiğimiz senelerdir sınırındaki adamlarla kavga et dur. Yani böyle bir şey var mı? Kendi insanımızla kavga eder hale getirildik. Kimler tarafından yapılıyor? Kime menfaat sağladığımızı bir düşünsek, o zaman zaten başımıza bu çorapların kimin ördüğünü biliriz. Yani böyle bir şey var, sokak var, adı Downing Number 10 diye geçiyor mesela. Orada adamlar bizim için kararlar alıyor. Burada uygulanıyor. Haritalar çiziliyor. Bu haritalara göre bir şeyler çiziliyor. Biz de gidelim o zaman, çizelim İngiltere'nin şurası böyle olsun böyle olsun diye. Biz de harita uygulayalım. Gidelim Amerika'da Texas böyle olsun, Arizona böyle olsun, Meksika buraya karışsın, bu buraya karışmasın diye biz harita mı çiziyoruz yani? Niye birileri çizip gelince burada Misak-ı Milli oluyor da biz o kendi topraklarımızda, sonra yani 300-400 yıl bunlar, bu çizgiler yokken biz yaşamışız. Bir de o var yani. 300-400 yıl siz burada yaşamışsınız. Adamlar gelmişler, demişler ki o biz buralara çizgi çizelim. Biz geldik, çizgi çizmeye kalkınca tekme tokat kovacak oluyorsunuz. Öyle değil mi? Şimdi bakın, Bey, şöyle bir şey var. Bu güç meselesi. Eğer siz başkalarının aklıyla giderseniz işte 7 adım gidiyorsunuz. Bütün derdimiz o. Kendi aklımızla ne zaman gideceğiz? Kendi aklımızla ne zaman yola çıkacağız? Artık bu, biz buralara gelmeyiz Yiğit Bey. Yani kolay kolay gelmeyiz. Buraya, yani İstanbul'u kolay kolay birisi alamaz. İstanbul'u almışız artık. Bunun geri dönüşü yok Yiğit Bey. Bunun geri dönüşü yok. İsterseniz buna kısa bir aradan sonra devam edelim. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gelen haberi tekrar edelim isterseniz. BDDK %63'lük hissesini Bankasya'nın TMSF devrine karar vermiş Yiğit Bey. Yani böylelikle %63'lük hisse artık TMSF tarafından kontrol edilecek demektir. Yani böyle bir düzenleme, en son gelen haber bu yani. Bir açıklama da var oradan, ben şunu görüyorum. Evet. BDDK Bankasya'nın imtiyazlı pay sahiplerinin kurucularda aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin bilgi ve belgelerin ibrazına ve belgelerin değerlendirilmesine kadar mezkur ortakların paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından kullanılmasına karar vermiştir. 5411 sayılı bankacılık kanunu kapsamında Bankasya ile ilgili olarak kurum tarafından yapılan denetimler neticesinde imtiyazlı paya sahip bazı ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını gösterir bilgi ve belgelerin verilen sureye rağmen kuruma intikal ettirilmediği belirtilmiştir. Söz konusu imtiyazlı pay sahipleri açısından kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının banka tarafından sunulmadığını kaydedilen açıklamada, bu itibarla imtiyazlı pay sahiplerinin kurucularda alınan nitelikleri taşıdığına ilişkin bilgi ve belgelerin kuruma ibrazına ve kurum tarafından yapılacak değerlendirmeler sonuçlanıncaya kadar kanunun 18. maddesi 5. fıkrası hükmü uyarınca ortakların paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının tasarruf
sigorta mevduatı fonu tarafından kullanılmasına karar vermiştir diyor. %63'e denk geliyor. Bu da sizin söylemiş olduğunuz gibi. Evet, bu haber önemliydi. Biraz önce geldi. Bu arada yurt dışındaki dolar kotasyonlarını da söyleyeyim. Türk lirası şu anda Amerika'da 2.39.40, 2.39.50 arasında işlem görüyor. 2.39.45 en düşük alış, 2.39.62'de en yüksek satış olarak karşımıza çıkıyor. %1.67'lik bir Dow Jones'ta, yani Amerikan borsasında artış var. Nasdaq'ta %0.81'lik bir artış var. Ama en önemlisi Euro dolar paritesi de 1.14.84 seviyesinden işlem görüyor Hasan Bey. 1.15'in üstüne çıkıp çıkamayacağına bakacağız. 1.15 yuvarlak rakam ya, üstüne çıkarsa. Evet, biraz eski biraz konu programlarımız gibi oldu bu evet, sayıları tekrar edince. Şimdi başkanlık sistemini konuşacağız ama bir not düşeyim. dolar kuru tehdidiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve regülatör kurumlarının atması gereken adımları geciktirebileceklerini düşünenler büyük bir yanılgı içindeler. Buyurun alın dolar, ne istiyorsanız bak 2.39, 2.40. Nereye kadar alacaksınız? Bir süre sonra dönüp panik halinde piyasaya siz satmaya başlayacaksınız. Onun için yok dolar gider, dolar patlar, bilmem ne, bunların hepsi hikaye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti faizle mücadelesine seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın tanımladığı paradigma çerçevesinde devam edecektir. Bakın bu çok önemli. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı %52 oy almış ve yeni bir paradigma tanımlıyor bu konuda. Yüksek faiz, yüksek enflasyon sebep sonuç ilişkisini ve bu paradigmayı başbakanken Arap Ligi'nde tanımlamıştı. Dolayısıyla bizim faiz politikamız nedir? Bizim faiz politikamız açıktır. Ne olduğu bellidir. Sistemdeki siyah noktalarla mücadele edilemez çünkü sistemik risk çıkar. Hayır, edilir. İşte bak, devlet gerektiği zaman gerekli adımları atar. Dolayısıyla piyasa tehdidiyle, kur sopasıyla faiz baskısı, kur sopasıyla faiz dayağı veya piyasa sopasıyla siyaseti terbiye etme dönemi Türkiye'de çok gerilerde kaldı. Bunu herkes bir kere daha bir köşeye lütfen yazsın. Devletle oyun olmaz. Müsamaha eder, bekler, sabreder ama devletle oyun olmaz. Devletle oyun oynayanlar, oyun oynamak isteyenler bunu çok ağır bir şekilde öderler. Bir kere daha altını çizmekte yarar var. Neyse Yiğit Bey, şimdi pek siz muhatap olmuyorsunuz ama yani ben geçenlerde bir yerde denk geldi okudum. 1997 senesinde Eylül ayında bir İskenderiye gidiyor. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İskenderiye'ye giderken de uçakta gazeteciler var. Böyle çok büyük bir gazetenin kerameti kendinden menkul köşe yazarı var. O zaman 50'li yaşlarda filan. İşte soruyor başkanlık sistemi için ne dersiniz filan diyor. Demirel de tabii şey diyor o zaman. Ya diyor ben diyor 4 sene 3 aylık görev yapıyorum. 6 tane hükümetin şeyini 6 tane hükümete başbakan imzaladım diyor. Yani o kadar kısa sürede gel gitler oluyor ki diyor. Yani o zaman bir şeyler. O köşe yazarı da bundan güç alıyor. Hatta Demirel'in lafı var. Meclisin seçtiği hükümet, yani başkanlık sistemi o kadar bir şey değil diyor. Meclis seçtiği hükümetten başkanın seçtiği hükümete geçeceğiz diyor. Yani başkan sorumlu olarak çalışacak. Bana diyor eğer Cumhurbaşkanlığı halk mı seçsin derseniz diyor o zaman evet derim diyor yani. O zaman bile razı 97'de. Tabii bu kerameti kendinden menkul köşe yazarı. Ondan sonra bir iki gün sonra köşesinde şunları döktürüyor. Diyor ki aman diyor ya başkanlık sistemi çok iyi. Başkanlık sistemi gelsin. Şöyle olsun böyle olsun. İşte başkanlık sistemi iyidir. Bir de diyor böyle %21'lik hükümet var şimdi. %21 oyla diyor koalisyon ortağı her şeyi oynatıyor. Türkiye'de her istediğini yapıyor. Hele diyor bazen diyor %3'lük partiler bile var diyor. %3'lük partiyle diyor adam neredeyse iktidar ortağımış gibi davranıyor diyor. Yani o zaman baraj sistemine de karşı yani %3'lük parti mi olur? Ne demek %3'lük partiyle siz yani %3'lük oyla iktidar ortağı gibi davranabiliyorsunuz demek ne demek Yiğit Bey? Demek ki baraj olsun yani %3'lük olmasın filan anlamında söylüyorsunuz. Şimdi o zaman bunları söylerken yaşı 50 filan herhalde. O zaman dimağı filan sağlam. Şimdi yaşlandı tabii. 67 yaşlarına filan gelince herhalde başka şeyler mi söylüyor? Yani Hasan Bey şimdi bakın başkanlık sistemiyle ilgili içeride ve dışarıda bir panik var. Bu panik kimde var ama? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğinin daha parlak olmasını isteyenlerde değil, tam tersi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin küçük olmasını ve kendileri tarafından kontrol edilebilir olmasını isteyenlerde panik var. İçeride kimde panik var?
Yerleşik düzende panik var. Niye panik var? Çünkü başkanlık demek bir daha bu ülkede koalisyon yok demek Hasan Bey. Koalisyonun tarihe karıştığı bir yönetim şeklinden bahsediyoruz. Koalisyon yok demek ne demek? İçeride yerleşik düzen istediği gibi at oynatamayacak demek. Yerleşik düzen ne zaman at oynatır? Güçsüz hükümetler, güçsüz koalisyon hükümetleri ve bozulabilir aritmetik denklemler üzerine hükümetler bina edildiği zaman. Bir de kendi adamları. Bir de kendi adamları araya sıkıştırıldığı zaman. O zaman şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Lafınızı kestim, kusura bakmayın. Yani bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmasa, başka biri olsa belki razı olacaklar demek manası da çıkıyor burada. Çünkü onlara karşı gelmeyecek biri çıkarsa başkanlık sistemi de olsun demek bu yani. Öyle bir de Hasan Bey şu var, çok önemli bir şeye dikkat. Niye şahıslara takılıyoruz? Neden bu kadar umutsuzlar? Neden kendileri gibi düşünen birinin başkan seçilemeyeceğini düşünüyorlar? Sistem gelsin, kimin başkan seçileceğini söylemiyor ki sistem. Sandığa gidilecek, er meydana kim çıkarsa o başkan olacak. Neden bu kadar umutsuzlar? Evet. O var. Çok önemli. Neden? Yani halktan o şeyi göremedikleri için. Yani çünkü bakın Hasan Bey, seçilmiş cumhurbaşkanlığı binlerce yıllık bir demokrasi yürüyüşünün en noktasıdır. Evet. Taçlandırılmış halidir. Ama seçilmiş cumhurbaşkanlığının bir tık üstünde başkanlık var. Seçilmiş başkanlık. Ve başkanlık sistemi parlamenter sisteme aslında rakip olabilecek, hatta daha iyi sonuçlar verebilecek bir sistem. G20 ülkelerinin bugün 10'u başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Ve parlamenter sistemin eksik ve gediklerinin tamamlanarak bürokrasinin daha hızlı işlediği, karar mekanizmalarının daha hızlı çalıştığı ama kararın bir kişinin aldığı karar gibi düşünülmemesi gereken çeken balans, yani kontrol denge sistemi içinde alındığı bir mekanizmadan bahsediyorum. Dolayısıyla başkanlık sisteminde çok hızlı karar alabiliyorsunuz. Çok hızlı karar alamıyorsunuz da bazen. Amerika'da Türkiye'ye büyükelçi atanması ile ilgili 24 ay kriz yaşandı. Başka ülkelerde de yaşandı. Senato silah satışlarına onay vermedi. Bu oldu, şu oldu. Bir sürü olay yaşandı. Şimdi bütün bunları dikkatli olarak baktığınız zaman başkanlık sistemi içeride propagandası yapıldığı gibi bir kişinin ağzından çıkan sözün kanun olduğu bir sistem değil. Tam tersi. Amerikan tabiriyle söylüyorum, tam check and balance, yani kontrol ve denge sistemlerinin en iyi çalıştığı sistemin adı. Ve Türkiye gibi coğrafyası binlerce yıl liderlikle yönetilmiş ülkelerde, bu coğrafya binlerce yıl liderlikle yönetildi Hasan Bey. Burası Roma İmparatorluğu'dur. Bakın burası Bizans değil. Burası Roma. Konstantin paganlardan kaçtı, İstanbul'a geldi ve Roma İmparatorluğu burada devam etti. Burası Selçuklu'dur. Burası Osmanlı'dır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu coğrafya dünyayı binlerce yıl kontrol etmiş ve payitaht olmuş bir coğrafyadır. Ve hep liderlikle yönetilmiştir. Bizim genlerimizde lider sevgisi var. Ve bunu bilen İngilizler Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki süreçte, Türkiye Cumhuriyeti'ni tuzağa düşürdükleri ilk 10 yıllık süreç içinde liderliği asla hayata geçirmeyecek bir parlamenter sistemin kökünü burada, temelini attılar. Ve Türkiye'deki dizayn edilen parlamenter sistem İngilizler tarafından dizayn edilen, koalisyon hükümetleri üreten, asla liderliğin ortaya çıkmasına izin vermeyen sistemdir. İngilizlerin kurduğu sistemi yıkan adam da 2003 seçimlerinden itibaren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bunu bilsin. Açık söylüyorum. Parlamenter sistem içinde kalarak o İngiliz oyununu bozdu. Ama bu oyunu bozmak veya bu oyuna sürekli önümüzdeki 10 yıllar boyunca karşı durmak veya birinin buna karşı durmasını beklemek ona karşı da büyük haksızlık. Sistemin eksiklerini kişisel olarak tamamla. Olmaz böyle bir şey. Sistemin eksiklerini tamamlayarak sistemi bir üst seviyeye geçirmemiz gerekiyor. Ve Türkiye'de bu yapının adı başkanlık sistemi. Eğer başkanlık sistemi Türkiye'de iyi oturursa, karar verme mekanizmaları, ekonomik mekanizmalar, finansal denge, içeride birçok sosyopolitik denge, sosyolojik denge, hepsi daha sağlıklı bir noktaya gelecek. Hasan Bey, 18 ay ömrü olan hükümetlerle geçirdik bütün Cumhuriyet tarihini. 2003 yılına kadar. 18 ay ortalama ömrü. Bölün yılı, kaç hükümet kuruldu? Bölün ortalama ömrü 18 ay. 1,5 yıl yani. O kadar. 1,5 yıl. Hükümet kurulur, 3 partili koalisyon.
Hükümeti kuran kişi gider medya patronlarının önünde ceketini ilikler. Medya patronları ona destek verir. Olur sana koalisyon hükümeti. Böyle bir hükümetin vatandaşı oligarklara karşı koruması mümkün mü? Böyle bir hükümetin vatandaşı içerideki yerleşik düzene, montaj sanayine karşı koruması mümkün mü? Böyle bir hükümetin vatandaşı faiz lobisine karşı koruması mümkün mü? Değil. 18 ay ömrü olan 3 partili, 4 partili, 5 partili medya patronlarının elinde kurulan hükümetlerdi bunlar. Şimdi bakın, başkanlık sistemi bütün bu düzeni değiştiriyor. Yani İngilizlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde asla liderlik yeşermesin diye uğraşarak buraya montaj sanayinin yerleştirdikleri gibi yerleştirdikleri o parlamenter, ki Türkiye'deki sistem parlamenter sistemde değildir. Sömi parlamenter, yani yarı parlamenter sistemdir. O sistem başkanlık sistemine doğru değişince Türkiye'de bir liderlik ortaya çıkıyor. Bürokrasinin hızlandığı, kararların hızlandığı, çarkların daha hızlı döndüğü, liderlik mekanizmasının bütün çarkları etkilediği bir yapı ortaya çıkıyor. Hasan Bey, halkın seçtiğinden niye korkuyorsun? Halkın seçtiği. Var mı daha üstü? Evet. Hakkın seçtiği var bir de. Halkın seçtiğinden daha üstte hakkın seçtiği var. Halkın seçtiğinden niye korkuyorsun? İşte başkanlık sisteminin adı bu. Yok Türkiye federatif devlet yapısına dönüşür mü? Başkanlık sistemiyle federatif yapının hiçbir alakası yok. Ama bazı köşe yazarları bunu bir kara propaganda olarak kullanıyorlar. Türkiye federatif yapıya dönüşür mü? Dönüşmez arkadaş. Türkiye bölünür mü? Bölünmez. Osmanlı'nın en küçük parçası Türkiye zaten. Daha küçüğü yok. Daha küçük parçaya bölünmesi mümkün değil. En küçük. Bu coğrafyada en küçük ve en iyi parça burası. Coğrafi yapısı açısından. Ama şimdi liderlikle birlikte bu coğrafyayı ayağa kaldırmak önemli. Liderlikle birlikte Mısır'da ne oluyor demek önemli. Yunanistan'da ne oluyor demek önemli. Balkanlar'da ne oluyor demek önemli. Rusya'yla belki yeni işbirliği, Amerika'yla yeni işbirliği, yeni stratejik tanımlama, Avrupa'yla yeni işbirliği. Ama bu liderlikle ayağa kalkarak, bakın liderlik gördüğümüz için 230 milyar dolardan 830 milyar dolara geldik. Hiç kimsenin ekonomik mucizesi yok bunun arkasında. Evet, o kadar. Bu para liderliğe geliyor, istikrara geliyor. Evet, daha da geliyor. Gerisi hikaye. İnsan odaklı ekonomi sistemi değil. Evet. Üretim odaklı ekonomi sistemi. Bilgi odaklı ekonomi sistemi. Bütün bunları tanımlamak, doğru tanımlamak önemli Hasan Bey. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bir çizgi çizelim Yiğit Bey. Niye istenmediğini bir de para olarak konuşalım. Hep diyorsunuz ya, paranın izini takip et, paranın izini takip et. Ya paranın izini takip edelim Yiğit Bey. 1946, bunu bakın her seferinde söyleyeceğiz insanların kafasına yazınca kadar. 1 lira 36 kuruş dolar alıyorsunuz. 1946. 2001 defter atıldı. 650 liradan 8 hafta içinde 1360 liraya gitti. 1 milyon 360 bin liraya gitti. Yani 55 yılda paranız 1 milyon misli değer kaybetti. Yani 1946'daki 1 milyon liranız 2001'de, yani 55 sene sonra 1 lira oldu. Yani 1 milyon kere soyuldunuz Yiğit Bey. Bunu aklınıza bir kenara yazın, bu çizginin bu tarafı. 2003'ten 2002'den, yani oradan bakarsanız seçimlerde 1.65, hadi 1.70'te devraldı bu hükümet. Şu an 2.40 mı diyorsunuz? Yani 1.70'te devralsanız %50'si değer kaybetmiş. Yani 12 yıla bölerseniz %4 düşer. Halbuki bırakın, hadi bizde %5 olsun diyoruz. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca, yani 90 sene siz %5 ile gelmiş olsaydınız bugün %450 değer kaybıyla gelirdiniz. Sadece 46'dan 2001'e %100 milyonla gelmişsiniz Yiğit Bey. Şimdi insanlar bunu görüyorlar Yiğit Bey. Kimin cebinde, insanlar cebine de bakıyor. Buradan önce niye soyuluyorduk diyorlar. Yani alın terimiz kime transfer oluyordu? Bu tarihten sonra niye bize de transfer olmaya başladı? En azından bunu görüyorsunuz. Bu başkanlık sisteminde bir bu kadar daha değil, 3 bu kadar daha artar Yiğit Bey. Yani şimdi siz diyorsunuz ya 250'den 850'ye geldik. Başkanlık sistemiyle siz 750 hatta 800'ü 3 misli yaparsınız. Hani hedef koydunuz 2.4 trilyon dolara, zaten Türkiye'nin gitmesi lazım Yiğit Bey. Bugün eğer siz Yunanistan'dan konuşuyorsanız, Yunanistan adam başı, bakmayın, çalışmadıkları için ödeyemediler. Yoksa çalışsalar onu öderlerdi. Yani bize o kadar borç verselerdi biz başka bir Türkiye olurduk. Adam başı 5000 dolar borçlu neredeyse Yunanistan Yiğit Bey. Yani düşünsenize Türkiye adam başı 5000 dolar borçlu olduğunu. Yani neredeyse 80 milyonsunuz. 5000 dolar borçlu olsanız 4 trilyon dolar ekonomiden, 4 trilyon dolardan bahsedeceksiniz Yiğit Bey. Yani şimdi burada söylemek istediğim şudur.
Yunanistan'a sağlanan imkan size sağlanmadı. Neden? Çünkü çalışır becerirseniz kimin ellerinin önüne geçeceksiniz. Daha bakın şu son 2002'den, 2003'ten, 2010'da 10 senede neler yaptık? Bundan sonraki 10 senede de neler yapacağımız zaten bu kağıdın içinde duruyor. Aslan Bey, Yunanistan işte, konusunda bir parantez açayım. Evet. Hatırlarsanız Yunanistan'da sistem çökertilip evet, Yunanistan varlıkları, Yunan varlıkları IMF ve çevresindeki finansörlere peşkeş çekildiği zaman liman özelleştirmeleriyle ilgili burada bunun çok insafsız olduğu, evet, bunun mutlaka durdurulması gerektiğini söylemiştim. Defalarca evet, konuştuk üstünde sizle. Başka evet, kanallarda da konuştuk. Yapmayın dedik. Bu evet, insanların parasını çalmaktır bu. Bak, yeni başbakan geldi. Evet. Hepsini iptal etti. Ama alacaklar Yiğit Bey. Alabilirler ama. Asıl ne biliyor musunuz Yiğit Bey? Bakın bunu kimse söylemiyor. Mora Yarımadası'nın altında doğalgaz kaynakları var. Bitti o. Herkes biliyor bunu. Buraya el koyacaklar. Oraya da karar vermişler. Orası 450 milyar dolar eder en az diyorlar. Buraya diyecekler ki sen burada bizi, burayı bize devret git diyecekler. Sana yine bakarız, sileriz. Nasıl silecekler? Öyle silmek falan yok. Silecekler o işte. Bakın göreceksiniz önümüzdeki günlerde masa altından yapılacaklar işler bu. Zaten bunların bir masa altı işleri var Yiğit Bey. Bu iş, adamlar bunun ağababaları konuşurken diyorlar ki ya siz böyle birlikler kurmuşsunuz. CFR'de, Trilateral Commission'de, Bilderberg'de filan. Olur diyor ama her şeyi konuşmuyorsunuz. İnsanlara açık değilsiniz. Bazen masanın altından da bazı şeyler oluyor diyor adam. Yani bakın bunu açık açık söylüyor. Bu masa altı işlerine kimsenin aklı ermiyor şimdilik ama dünya 21. yüzyılda bu masa altından çıkıyor Yiğit Bey. Artık her şey. Bunu neyle gösterdiler biliyor musunuz? 32 trilyon doları ifşa ettiler. 32 trilyon dolar ifşa edilince herkes ayağını yorganına göre uzatsın diyor birileri. Bakın bu yamuk yumuk paralar doğru yerlerde kullanıldığı zaman bu dünyada fakirlik makirlik, insanlar böyle birbirlerini boğazlamakla kalmazlar. Yiğit Bey her zaman söylüyoruz. 21. yüzyıla yakışmayan fotoğraflar görüyoruz. Somali'de açlıktan ölen insanların fotoğraflarını çekiliyor. Aklı başında bekliyor kızın. Yanında hemen 300 kilometre öbür tarafta Suudi Arabistan'da bir prens kendi tatlı canını gezdirmek için 1 milyar dolar verip yat yaptırıyor Yiğit Bey. Yani bu iki fotoğraf bu dünyaya yakışıyorsa zaten konuşmaya gerek yok. Ama işte bunları gören bir dünyada bir insanlık da var. Bırakın bunun dışında hani bombalarla öldürülenleri, hakları yerlerine, mallarına, mülklerine el konan insanları. Ama bir dünyada yeni bir başlangıç var. Yani yeni bir dünya var artık. Yeni bu dünyaya da herkes inanıyor. Türkiye'de bunun büyük bir ihtimalle öncülüğünü yapıyor şu anda. Çünkü bakın bu para transferini, bakın bu 1946'dan bu yana olan gördüğümüz bu para transferine insanlar uyandılar Yiğit Bey. Yani biz o zaman 1 milyon kere mi soyulmuşuz? Yapma o kadar mı? Ya farkında değilsiniz. Şimdi bu kadar. Keşke Cumhuriyet'in başından beri gelseydik bu %5 değer kaybıyla Yiğit Bey. Zaten ortalıkta %5 90 senede kaybetsiniz. %450 değer kaybıyla gelirsiniz. %100 milyon değer kaybıyla gelmişiz 2001'e kadar Yiğit Bey. Böyle bir şey var mı? Yani uçurumdan düşmek gibi bir şey bu. Yani paraşüt falan düşüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Yani %100 milyon. Yani 1 milyon liranız 55 senede 1 lira oluyor Yiğit Bey. 1 lira yani bunu böyle yani bunu normal bakın kağıda ya bunu hafsa peki burada bazı aileler çok zengin oluyor Yiğit Bey nasıl olur ki? Nasıl olur? Birdenbire yani ne yaptınız icat mı yaptınız onu kimse söylemiyor. Ne buldunuz kardeşim yani telefonu bulmadın bilgisayarı bulmadın nasıl yaptın bunu diye kimse sormuyor. Ondan sonra şunu söyleyebiliyorsunuz tabii bakın işte zayıf hükümetler medya banka ilişkileri. Siz bu istediğiniz gibi at oynatırız bu memlekette. Şimdi birisi çıkardı ya bu böyle olmasın dediği zaman bu adam hiç işinize gelmez. Bakın bundan 15-16 sene önce başkanlık, 17 sene önce başkanlık sistemi isteyenler bugün niye istemiyorlar? Bir bu sorgulansın artık. Yani o zamanlar çok akıllılardı, o zaman saflardı. Bugün mü akıllılar? O zaman çok akıllılardı, bugün mü safı oynuyorlar? Bunu bir bilelim değil mi Yiğit Bey? Hasan Bey şimdi bakın evet, başkanlık sistemi evet, sistemin gelebileceği en noktası evet, yani o binlerce yıllık demokrasi yürüyüşünüzün evet, seçilmiş cumhurbaşkanlığıyla taçlandırdıktan sonra atabileceğiniz son adım ve birçok sistemin siyasal, sosyal, politik, ekonomik olarak binlerce yıldır gelen, binlerce yıldır aslında gelişerek gelen birçok sistemin geldiği en noktası şu anda evet, dünyada daha iyi bir sistem yok. Ve böyle bir sistemin Türkiye'ye gelmemesi için içeride bazıları barikat kuruyorlar. Hı. Siper kazıp içine giriyorlar. Yeter ki bu sistem Türkiye'ye gelmesin. Niye?
Çünkü karar alma mekanizmalarını hızlandıracak. Çünkü ekonomiyi uçuracak. Çünkü içeride sosyolojik, politik, ekonomik birçok denklemi yeniden tanımlamamızı sağlayacak. Ve ortaya yeni bir Türkiye çıkacak. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı aslında konuşması arasında çok önemli bir mesaj verdi. Merkez Bankası, sen bağımsızsan ben de bağımsızım dedi. Başkanlık sistemine geçmiş bir Türkiye'yi düşünün şimdi. Birçok kurum ve kuruluş devletin, vatandaşın ayağına pranga olarak yoluna devam ediyor. Yapamazsın, edemezsin, yapmayız, etmeyiz. Niye? Nereden geliyor arkadaş bu güç? Seçilmişten daha mı güçlüsün? Halkın sorumluluğu verdiği kişiden daha mı güçlüsün? Asla olamazsın. Bakın, hep söylüyorum, herkes şunu idrak etmeye çalışsın. Bu ülkede %52 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Mecliste 284, 285, 300 milletvekilinin el kaldırması da değil. %52 ile. %52 ile. Dolayısıyla bu sistemin bir tık ötesi başkanlık sistemi. Ve Türkiye buraya çok yakın. Ve biz bu adımı attığımız zaman şu demek Hasan Bey, bir daha sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız koalisyon hükümeti görmeyecek demek. Bir daha medya patronlarının karşısında, yerli oligarkların karşısında hükümet kurmak için ceketini ilikleyen parti başkanları görmeyecek demek. Bürokratik oligarşi. Hangi başkan olursa olsun %50 artı bir oyla seçilecek. Oligarşik bürokrasi yerle yeksan olacak demek. Yerleşik düzen sonuna kadar kökü kazanacak demek. Bu çok önemli. Herkesin bunu idrak etmesi lazım. Bu arada herhalde son dakikalara göz bir son dakika haberinden sonra birçok mesaj geliyor. Ben de buradan takip ediyorum. Türkiye'de yerleşik bir televizyon kanalı TMSF'nin bankasıya el koymasının dolar kurlarını hareketlendireceğini iddia ediyor. Bunun sistemik bir risk yaratacağını iddia ediyor, ortaya koyuyor. Bu yabancı bir televizyon kanalının Türkiye'de yerleşik bir uzantısı. Türkiye'de talihsizlik, maalesef altın çizerek söylüyorum. Buradan iş adamlarına da çağrı yapıyorum. Türkiye'de yerli ekonomi kanalları olması lazım. Türkiye'de yerli ekonomi kanalı yok. Maalesef. İki tane ekonomi kanalı var, ikisi de yabancı. Başkasının merceğiyle bakarsan senin gözünü çıkarırlar. Başkasının merceğiyle gördüğün her yer ya çok uzaktır ya çok yakındır. Gerçeği göremezsin. Bu sistemik risk yaratmaz, sistemik riski körüklemez, sistemik riski hiçbir şekilde arttırmaz. Tam tersi, devletin kanserli hücreye müdahale edebilme kapasitesi olduğunu gösterdiği için devletin oluşabilecek bir sistemik riske öncesinde müdahale etme kapasitesi olduğunu gösterdiği için sisteme olan güveni arttırır. Tekrar ediyorum. Onun için dolar kurunu speküle edenler, içeride manipülasyon yapmaya çalışanlar, yarını bugünden itibaren insanları panik halinde şunu yapın bunu yapın gibi metotlarla, yöntemlerle farklı noktalara çekmeye çalışanlar şunu bilsinler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile oyun oynayamazsınız. Ne televizyon yayıncılığı hakkınız, ne başka lisanslarınız, hiçbiri size Türk halkını manipüle etme, piyasaları speküle etme, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kafa tutma hakkı vermez. Kafa tutanların sonunun ne olduğunu, bu millete, bu devlete taş atanın, sopayla vuranın, arkasından hançerleyenlerin sonunun ne olduğunu bir kere daha gözden geçirin. Hasan Bey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sınırlar içindeki tek yetkili, tek etkili, tek bütün bu sınırları kontrol edebilen yegane güçtür. Kurumuyla, kuruluşuyla, kuruluyla neler yapabileceğini geçmişte de bugün de son 12 yılda da çok net olarak ortaya koymuştur. Onun için bence hiç kimse asılsız spekülasyonlara, insanları paniğe sevk etmeye, piyasaları karıştırmaya tenezzül etmesin. Peki İtbe, çok teşekkür ederiz, sağ olun. Yani siz diyorsunuz ki kısaca öyle kapatalım isterseniz, ya devlet başa ya kuzgunleşe. Devlet başa gelir. Evet, artık biz onu söyle bitirelim. Yani. Devlet başa gelir ve olan olur Hasan Bey. Bu haber zaten çok önemli bir haber. Başlı başına önemli bir haber. Dolayısıyla tartışılmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Sağ olun. Haftaya devam edeceğiz. İyi geceler.